isterseniz rahat oturalım. Ben onu alayım sizden. Tamam. Burada söylemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz, burada yani dikkatinizi çeken herhangi bir şey yok. Siz daha önce de şunu da izah edeyim. Kapının nasıl acaba atıldığını. Özür dilerim. Yok. Kapının nasıl atıldığını. Öyle ya, burada bir cinayet işlemiş. Nasıl atıldı? Hande kapının zil çaldığı zaman, bir ses aldığı zaman, tanıdık bir ses de olsa dürbünden bakıp onu teyit etmemiş, kesinlikle ve kesinlikle kapıyı açmayan bir insanmış. Bir hanımefendi kızmış. Kesinlikle ve kesinlikle kapıyı kimseye açmaz birisiymiş. O zaman bu durumda sizin aklınıza ne geliyor? Ne gelecek? Kapı içeriden açıldı. Ve olayı işledim, yürüdüm gittim, kapıyı açık bıraktım. Peki, ben sizi yerinize alıyorum. Bu teyze konusunda teyzesine acaba ne söylemişti ki? Teyzesiyle arasında ne dediniz Handan Bey? Ay Handan Hanım? Teyze, öz teyze mi Şehnaz'ın kardeşinden? Yok, öz teyzeden bahsetti. Öz teyzeden. Öz teyzeden mi bahsediyorsunuz? Evet, öz teyzeden. Sizin tamam. Kız kardeşimden. Çünkü sizle çalışmış olduğunuz iş yerine iki sefer gelmiştim. Hatırladınız bilmiyorum. Ben dün yayında İsim bile... İsim yabancı zaman, gelmedi ama... Gördüğüm zaman sizlere Allah sabır versin. İnşallah bu şekilde aydınlatırız. Biraz içiniz ferahlar. Sağ olun. İnşallah Beşer Bey ferahlar. Ne söyleyeceksiniz? Çünkü, teyzeyle arasında ne gibi bir konuşma geçmiş olabilir? Şimdi şöyle ki Serap Hanım. Biz bu konuyu gerek mahalleden, gerek okuldan, gerek okul çevresinden kızımız, çok özür dilerim, kızımız 13-13 yaşlarında olmasına rağmen mahallede erkek Fatma olarak tanılır. Hande'ye git bir markete sor, bir büfeye sor, kırtasiyeye sor. Hande'yi gördün mü? Hangi Hande? Hande kim? Ama erkek Fatma diye sorduğun zaman, çünkü niye? 3-4 tane aynı yaşındaki çocuklara, erkek çocuklara bile kesinlikle pas vermeyecek bir kızcağız. Ben teyzeyle bağlantıyı çözmeye çalışıyorum. Oraya gelelim lütfen. Şimdi ona geliyorum. Lütfen. Biz mahallede muhtarından, esnafından, marketinden hepsinden araştırdık. Herkes bunu söyler. Buna dışarıdan kimse bir şey yapamaz. He. Biz bunu bu kadar biliyoruz. Ancak tanıdık birisi olması lazım. Ancak tanıdık biri mi yapar bunu yani? Ya, mutlak surette yani bunun sonu şey yapmadı. Ben teyzeye gelelim lütfen. Fakat Yaşar Bey. Ben şimdi hanımefendi de teyit eder. Baba Hande'yi rahmetliyi Boston'da deniz sürbüsüne bırakır. Öyle mi? Bakırköy'den anne veya teyzesi, ev teyzesi alır. Doğru mu? Evet. Biz anneyle de bir iki sefer görüştüm ama anneyi yani zaten o bir üzüntüsü var. Ondan çok fazla gidip gelip rahatsız edip de aynı şeyleri gündeme tutmamak için, biraz unutturmak için unutamaz ama genellikle hanımefendinin kız kardeşiyle görüştük. Gerekse Bostancı'ya, Deniz Töbüs'e dedim ki siz şeye gelin, Bostancı'ya gelin, size bir çay ikram edelim, kahve ikram edelim, bir takım bilgilerimizi paylaşalım. Bazen biz Deniz Töbüs'e binip Bakırköy'de görüşürdük hanımefendinin kardeşiyle. Hanımefendinin kardeşi her ne kadar da teyze yeğen olsalar da ama bir arkadaş gibi ortamı paylaşırlarmış. Bir gün dedik işte yani hanımefendinin bacısı, kardeşi, küçük kardeşi. Hande. Bu arada teyzeyi telefona bağlayalım arkadaşlar. Çünkü Hale Hanım'la ilgili bir şey söyleyecek. Onu biz Hale Hanım'dan da duymak isteriz. Biraz hızlanalım mı? Şimdi buradaki durum da Şehnaz'ın kız kardeşi evlerine bunlara içeren köye geldiği zaman Hande okula hazırlanırken abla işte bak kızcağız okula gidecek kalk ya saçını tara veya beslenmesini hazırla veya elbisesini giydir veya kitaplarını topla da o da bir an önce hazırlansın okuluna gitsin veya kahvaltını hazırla. O hazırlanır onlara gider. Onları hazırlar yapar o gider. Yaşar Bey siz evet. Lütfen şunu bana söyleyin. Hale Hanım'a bir şey mi söylemiş Hande? Ona mı gelmeye çalışıyor? Şimdi o kadar vaktim yok şimdi yani. Oraya gelmek istiyorum. Buradaki durumda da artı, da oraya gelmeden de bir nokta koyalım. Artı kendi anahtarı var. Evine girip çıkıyor ya Hande.
daire kapısından içeri girdiği zaman orada yabancı bir ayakkabı görüyor. Eve babasına ait olmayan bir erkek ayakkabısı. Bir erkek ayakkabısı. Bir erkek ayakkabısı. Daha sonra bunu müteakil bir zamanlarda bir daha görüyor. Daha ki o zamanlarda bir gün yine başka bir zamanda yine bu sefer direkt kapıyı açtığı zaman salonda bir erkeğin Şehanes Hanım'ın balkona götürdüğünü onu şey yapıyor. Görüyor teyzesine. Ve Hande. Evet, öyle bir şey olsa odasına, söyler teyze. Kesinlikle. Efendim? Öyle bir durum olsa kesinlikle söyler kardeşim. Peki Hale Hanım'a soracağız bunu. Hale Hanım. Sizin sorun. Neyse. Siz Yaşar Bey'i hatırladınız mı Hale Hanım? Ben Bozkurt soyadından hatırlamaya çalışıyorum Yaşar polisi ama ismen değil ama soyadından sanki anımsıyorum. Şeyi hatırlıyor musunuz? Bostancı Vapur İskelesi'nde bir polis memuruyla buluşurmuş, çay içermişsiniz. Çünkü o sizden... Kim? Sizden bilgi almak için sizi ararmış. Anne çok acılıydı diyor. Biz onu çok fazla rahatsız etmek istemezdik. Ama Hande ile ilgili bilgi almak için... Serap Hanım biz zaten bütün görüşmelerimizde birlikteydik. Yani ablamla da birlikteydik. Eşimle birlikteydik. Hiç tek başına zaten... Evet, ayrı hiç olmadık. Hep beraber. Hiç ayrı olmadık ki. Hep birlikteydik hep zaten. Hep birlikte. Yani siz Yaşar Bozkurt ismini, soyadını ya da Bozkurt soyadını o dönemki polis memurlarından, görüştüğünüz polis memurlarından biri olarak... Anımsamaya çalışıyorum ama biz zaten şunu söyleyeyim ki ya ablamla birlikteydik ya da eşim üçümüz birlikteydik, hiç ayrı ayrı zaten ifade vermedik. O zaman şunu sorayım. Hande size böyle bir olaydan bahsetti mi? Eve girdim, bir erkek ayakkabısı vardı birkaç sefer. Çünkü o zaman Hande'nin anahtarı... Babasının evinde mi? Bir dakika efendim. Çünkü Hande'nin anahtarı vardı sevgili seyirciler. Ama bir süre sonra Hande'nin anahtarı kayboldu denilerek elinden alındı. Hande'cik de zavallı, geldiğinde anne evde baba olmadığı zaman sokakta bekleyen bir çocuğa dönüştü. Yavrum benim. Çünkü o çocuğun eve demek ki anahtarla açıp girmesinin önü kesilmek istendi. Güzel yavrum benim. Halecim. Efendim. Sana hiç böyle bir şeyden bahsetti mi? 2-3 sefer erkek ayakkabısı görmüş, farklı. Bir seferinde de... Söylüyorsunuz değil mi Serap? Evet, evet. Duymaya çalışıyorum. Evet. Hayır, hiç duymadım. Hayır, hiç duymadım. Ve de bir günde hatta eve geldiğinde bir tane adamın salonda olduğunu ve onun anahtarla açıp girmesi üzerine Şehnaz'ın o adamı balkona doğru kaçırdığını gördüğünü size söylediğini iddia ediyor. Hiç duymadım ki, kaldı ki böyle bir şey olsa babaya iletilirdi ve de en azından bunu bilmesi sağlanırdı. Bu çok önemli ama hiç keşke biliyor olsam ama yok, bilmiyorum böyle bir konuyu. Var. Yaşar Bey, siz o zaman bir şeylerle hatırlatın. Efendim Yaşar Bey, buyurun. Şimdi Hale Hanım, ben ablanızla bir iki sefer zaten karşıya gidip görüştük ekip olarak. Arkadaşımla beraber gittik görüştük. Biz evet birlikte, eşim de ablam da birlikte Kadıköy'de sizle, bir amirliğe Kadıköy'de, geldiğimizi sizle, hatırlıyorum. Sizlerle evet. Kadıköy'de görüştük. Bakırköy'de evet. Görüştük. Bakırköy'de görüştük bu konuları, çünkü çok bir şekilde üzerine biz konunun üzerine gittik. Yaşar neden? Polisim, inanın bilmiyorum yani böyle bir konuyu bilmiyorum, bir karışma söz konusu olmasın, inanın yani hafızamdan hiç böyle şimdi, bir konu geçmiyor yani. Bu şekildeki bilmiyorum. Durumda üzerine gelmemizdeki konu sizin bilgilerinizi dayanarak biz bunun üzerine geldik. Bu niye çok geldik? Önemli kesinlikle. Niye geldik? Çünkü şu var. Bu cinayet işlendikten sonra şimdi aldı götürdü, mahkemeye çıktı, serbest kaldı. Orasını karıştırmıyoruz. Fakat acaba arkamızdaki bir soru işareti kalınması için ben bu hanımefendiyi bir müddet ev çevresinden veya çıktığı zaman, bir yerlere gittiği zaman bile takip ettim. Şehnaz Hanım. Evet. Niye takip ettin? Acaba birisiyle görüşecek mi? Acaba bir yere gidiyor mu? Ama hiçbirini yakalayamadık. Hiçbirini yakalayamadığımızdan ama dolayı... Ama inanın Yaşar polisim, keşke biliyor olsaydım. Keşke biliyor olsaydık. Yakalayamadığımızdan dolayı... Hep beraber yalnız yani. Hiç görüşürüz. Yani böyle yalnız şey hiç ifade vermedi. Yaşar Bey, böyle bir şey olsa bu bir, zaten akabinde... Kadıköy hani emniyetini aldılar bizi. Güzel bir Sahra sır değil ki, saklanacak bir şey değil ki. Böyle bir şeyde kalkıp... Şimdi bak Hale'cim, şöyle bir şey oluyor bazen. Yani, Hale'cim bak şöyle bir şey oluyor bazen.
Şimdi evet. bunu söylediğin zaman acaba insanlar yanlış mı anlar? Bak Hande teyzesine bunu söylemiş, ona rağmen o çocuğu evde tutmaya devam etmişler. Ama bunlardan arındık artık, bunları aştık. Ben öyle tahmin bunları ediyorum. Bunları çoktan aştık ki bunun ayıbı mayıbı yok. Bu tamamen hem şahsiyet yaşarken hem de Hande'min arkasından, yavrumun arkasından bu çok önemli bir bilgidir. Keşke hatırımda böyle bir fikir, böyle bir şey söylediğimi bilsem, keşke yol alabilsek ama hatırlamıyorum böyle bir şey. Ki kaldı ki o zaman böyle bir şey biliyor olsam dürterdim, abla kalk. Kalk polise de gidiyoruz. Kalk şeye de babasına da gidiyoruz ve bunu söylüyoruz. Hande öyle bir ortamda kalıyor. Ya da Hande'yi oradan kurtarıyoruz. Aynen. Hande'yi oradan alıyoruz olması gerekirdi. Ya Serap Hanım bakın ablam 3 sene pamuk gibi baktı ya. Yani nasıl anlatayım, bu hani ifade edilecek bir şey değil. O kadar güzel. Aileciğim, aileciğim bir şey söyleyeceğim. Bir annenin görevi zaten. Hepimiz kendi dilimizce pamuklara sarıyoruz evlatlarımızı. Yani nasıl ki babaanneye dün hani torununa bakmak sanki bir lütufmuş gibi sunduğunda ya öyle deme dediysen anne için de aynı şey. Doğru diysek, dünyaya getirdiysek bakacağız. İnanın bilmiyorum böyle bir konuyu, inanın bilmiyorum. Hatırımı yani hafızamı karıştırıyorum. Yok. Hani şimdi, yok düşünüyorum Serap yok Hanım. Yaşar polisin yok. Şimdi şöyle bir şey var. Yaşar Bey yani bu, biraz daha belki biraz konuda, daha bilgi lazım. Bunu da şimdi şöyle bir açıklama yapalım. Şeynaz'ın kız kardeşi Acıbadem'de olanı. Belki ona mı söyledi ondan, Yaşar polisim? Ben ondan gittim görüştüm ayrıyeten ekip arkadaşımla. Acaba ikisini yani ikisini teyzeyi mi karıştırdınız? Onları... Üvey teyzeyle çünkü öz teyzeyi mi karıştırdınız? Hayır yani şimdi biz tek hiç görüşmedik. Bu teyzesinin bunu... ekip yani eşi, kardeşim ve ben hep üçümüz. İfadeye giderken de hep üçümüz gittik. Tamam üçünüz Yaşar ifadeye Bey. Gittiniz onu kabul ediyorum. Ama tek değil yani siz diyorsunuz ki haliyle hani Bakırköy'de eşi asla yalnız bırakmazdı. Hele ki o öyle bir zaman. Demiyorum. Şimdi şuradaki... Yanında eşi var mıydı sizinle görüştüğünde? Şunu söylemek istiyorum. Gerek biz diyorduk ki biz Bakırköy'e gelemeyeceğiz. Evet. Eğer müsaitseniz Kadıköy'e gelin. Ve Kadıköy'den bir şekilde görüşelim diye. Kadıköy emniyetine Handan Hanım aslında Hale'cim aslında baktığında evet. yani bu sadece bu ayrıntıyı söylemese bile anne bu evde garip şeyler oluyor demişti i̇şte, ya Serap Hanım demişti. Bunu da ben duydum ve bunu demiş evet keşke bana söyleseydi Serap Hanım. O yani, annesine söylemiş ama. Ya Handan Hanım. Benim haberim olaydı da garip şey olay söylemedi değil. Garip bir şey olaydı diye. Garip olay e söylemiş ya Handan Hanım. Yok, kadının garip olduğunu söyledi. Ay bu evde garip şeyler oluyor. Pazar günü buluşalım. Yani bir şeyler oluyor. Ha, bir şeyler oluyor. Yani orada biraz ama uyanmak ne? Lazımdı. Bir şey oluyor. Şimdi çünkü burada... kadın da biraz hani evet. sağdan soldan bir sürü şey duyuyoruz. Hatta gitme dedim annem gitme eğer bir şeyler o gitme. Buraya ikinci dönemi beklemeye gerek yok gel. Yok, bir hafta kaldı karnime dedi. Alacağım, geleceğim. Serap Hanım. Efendim Hale. Hanım. Efendim Hale. Alamadan geldi. Hande'm hep birlikteydik. Onu biliyorsunuz zaten. Ablam ayrı da olsa %60, %70 zaten hep birlikteydik. Ve evin içinde biz bir aradayken o kadar mutluyduk ki. Son gördüğümde o kadar üzgün ve süzgün gördüm. Hande'm dedim. Senin ne var? Yani seni üzen bir şey mi var Hande dedim ya. Yok teyzeciğim dedi. Ama dedi... İkinci dönem geleceğim. Gel artık Hande. Özlüyoruz. Hande bir şey mi var? Keşke biraz daha zorlasaydım. Keşke. Yani. Keşke zorlasaydım. Keşkelerle yaşanmıyor ama. Buyurun. Yaşar polisimin dediğini keşke bileydim ya. Bileydim de. Bir dakika. O zaman. Hale Hanım bir saniye. Acaba yanlış. Sesi açalım. Hale Hanım acaba yanlış anlaşılmaktan mı çekiniyor? Evli olduğu için Yaşar Bey'le orada canım görüşmeye gitmesinin benim. Yanlış anlaşılacağı yok için canım, mi? Orada yok, bir cinayet var. Yani ortada bir olay var. Ortada bir cinayet zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Bu arada tabii bu çocuk da babasının evine geleli 3 ay olmuş. Yani evet. hani kadın da atıp gitmiş de yıllarca çocuğunu bakmamış filan da değil. Hanımefendi. 3 ay olmuş. Hanımefendiye bir şey demek istiyorum Serap Hanım. Buyurun. Yani ne güzel söylüyorsunuz ama öyle bir şey mümkün mü? Böyle bir acının arkasından böyle bir şey düşünülmez. Bilakis en küçük akılda ne varsa bunlar paylaşılacak. Biraz zaman, biraz
Ama memur bey gayet net söylüyor. Yani burada bir şey açıklamaya çalışıyor. Orada yardımcı Güzel. Olmanızı gerektiren bir cümle Güzel var. Evet buluştum, görüştük deseniz birçok şey ortaya çıkabilecek. Ama güzelcim biz polise zaten ya eşimle ya ablamla birlikte hiç tek gitmedik ki. Bir saniye Yaşar Bey bir şey söylemek istiyor. Buyurun Yaşar Bey. Hangisini hatırlıyor? O kadar çok polisle görüştük. Şahane Hanım'ın Acıbadem'deki evine gittik. Kız kardeşinin, Şehnaz'ın kız kardeşinin evine. Evet. Dedim ki bu konuyla ilgili bir araştırma yaptığımızı biliyorsunuz. Evet dedi. Biz de dedim tanıyorsunuz. Zaten olaydaki ilk vakta gelip ablanı alan bizdik dedim. Evet dedi. Dedim ki bizim ulaştığımız bir takım bilgilerle ilgili şöyle bir konu var. Bunun da Kasımpaşalı gibi sonu gelecek. Bunu niye ablam söylemiş? Bu kim bunu söyleyen? Ne dediniz anlayamadım. Bunun da Kasımpaşalı gibi sonu gelecek. Demin. Ablam bunu niye söylemiş? Dedi. Evet. Şehnaz'ın kız kardeşi. Kasımpaşalı kim? Kardeşine söyledim. Yani Şehnaz cinayet kız kardeşine söyledim bunu. Hayır memur bey, Şehnaz'ın kız kardeşine söylüyor. Diyor ki biz böyle bir şey duyduk, bu doğru mu? Bu ne demek istedi Şehnaz diye. Orasını bilemem diyor. İşte ben de onu soruyorum zaten. Orasını niye bilemiyorsun dedim. Sen zaten burada, sen diyorsun ki çocuğu hazırla. Saçını paşını tara veya beslenmesini hazırla. O kendini hazırlar gider. Onun da zaten Kasımpaşalı gibi sonu gelecek. Ha, ben şimdi anladım. Şimdi bakın Şehnaz'ın kız kardeşinin ifadesine başvuruluyor. Şehnaz'ın kız kardeşi ifadesinde diyor ki ben gittim bir gün baktım kahvaltı falan hiçbir şey vermiyordu çocuğa. Kızım artık bu çocuğa bir bak bir şey ilgilen dediğimde de aman boş ver zaten onun da sonu yakındır dedi. Ve ben de ona sen hala akıllanmadın, hala uslanmadın, hep aynı Şehnaz'sın diye cevap vermiş. Evet böyle bir konuşma geçmiş. Yani şimdi teyzeler belki karıştı ama bu anneyi ve teyzeyi de çok net hatırladığınızı söylüyorsunuz. Buluştuk diyorsunuz. Şehnaz'ın kız kardeşiyle de siz böyle dışarıda çay bahçesinde falan buluşup... Hayır onun evinde... Konuştunuz. Evinde konuştuk çünkü. Bir iki sefer evine gittik. Onu dışarı davet ettik, gelmedi. Dedim o zaman ablandan gelemezsin. Ablanı zaten kabul etmeyiz. Yani mahkemeden sonra. Ablanı kabul etmeyiz. O zaman dedi buyurun gelin evime. Biz de iki memur arkadaşımla beraber gittik oturduk. Bu konuyu dile getirdik. Benim sorunum değil diyorum. Şimdi bu Kasımpaşalı gibi sonu gelecek demiş ya. Evet. Göya sözde. Evet. Hani kız kardeşine. Evet. Peki buradan yola çıkarak biz Şehnaz'ın bir suç işlediğini öncesinde varsayabiliyor muyuz yani? Ne demek Kasımpaşalı'nın gibi sonu gelecek ne demek? Suç işlemiştir ya da bir işlenmişliğine şahit olmuştur, yaptırmıştır. Hani bizzat ama şeyinde öyle bir kaydı yok yani bir sonu gelmiş bir insan. Yani faili meçhul bir sürü olay var Orhan Bey. Şu anda da o öyle bir konunun içindeyiz. Bir de kocasına Nezihe demiş ya ben bir leş bıraktım. Leş bıraktım. Acaba o Kasımpaşalı dediği o mu falan. Yaşar Bey siz o gün birlikte bir arkadaşınızla hani arabayı kullanıyordu dediniz birlikte gittik. O arkadaşınız nerede şu anda? Halen görevde mi? Kim arkadaşınız? Diğer arkadaşım şu an nerede olduğunu bilemiyorum. Çünkü 16 zaman geçti. Bu da mutlak surette emekli olmuştur. Ama O beyefendiye de siz. Mesela siz böyle durumda şoför arkadaş da girer mi? Yani o da polis çünkü. Nasıl? O da girer mi? Birlikte mi girersiniz cinayet mahalline? O da girdi mi sizinle beraber? Olay mı haline? Evet. Tabii ya. Ha, birlikte girdiniz. Beraber kontrol ediyoruz tabii. Tamam. Adını hatırlıyor musunuz? Vallahi şu anki durumda ben akşam biraz hafızamı yokladım. O muydu, bu muydu, şuydu, buydu ama... Peki o zaman ben buradan çağrı yapayım. İnşallah hani bizi de izliyordur, dinliyordur. 4 Ocak 2001 tarihinde polis arkadaşınız Yaşar Bozkurt'la birlikte ona devriye gezmek mi diyoruz? Yani bizimki asayiş ekibi. Asayiş ekibi olarak siz arabayı kullanıyordunuz. Peki bir şey soracağım. Beni de aradılar. Başka bir teyzesi siz daha mı var? Siz mi aradınız ben iş yerindeydim? Handan Hanım'ın teyzesi. Biz de geldik size. Biz aradık sizi. Bir, şey sefer... bir dakika. O gün siz mi Handan aradınız? Handan Hanım sizin teyzeniz günüm, telefona bağlanıyormuş. Evet. Emekli öğretmen. Evet Nermin Hanım. Alo Nermin Hanım. Evet. Hayır olay. Alo efendim. Efendim merhabalar.
Merhaba, kiminle görüşüyorum? Serap ben, buyurun efendim. Serap Hanım, merhaba. Merhaba. Hayırlı yayınlar olsun. Ben emekli öğretmenim, bir de Handan'ın teyzesiyim. Handan'ı 2 yaşına kadar ben büyüttüm. Her şeyle ben ilgilendim. Artı, Allah rahmet eylesin, Hande'ciğim son gece, yani göndereceğiz ya, tatilden sonra tekrar babasının yanına göndereceğiz. O gece son sorduğum soru şu oldu. Hande dedim, Şehnaz'la aranda herhangi bir problem var mı dedim. Teyze onları geç dedi. Ben dedi, onları idare ediyorum dedi bana. Eğer bugüne kadar, yani o ana kadar bana diyebilseydi, en azından bir nokta virgül yani diyebilseydi ki, ben işte çekiniyorum, böyle böyle durumlar var falan filan diye. O zaman ben anında yani o çocuğu oraya dahi göndermezdim. Düşünün, 12 yaşına kadar Handan'ı ben yetiştirdim. Kaldı ki o çocuğu oraya mümkün değil göndermezdim. Ve geçen gün de yayına bağlanmak istedim. Babaanneye çok üzüldüm. Babaanne böyle bir şeyi nasıl söyler? Yani şaşırdım kaldım. Dedi ki poşet gibi gönderdiler dedi. Böyle bir şey yok, biz öyle bir aile değiliz. Yani efendim zaten bizim amacımız biz konuşmaması gerekirdi. Çünkü biz konuşarak, anlaşarak hatta Hande oraya gittikten sonra aramızda gayet güzel diyaloglarla nasıl gidiyor, ne yapılması gerekiyor diye soruyorduk devamlı kendilerine. Nermin Hanım zaten efendim bakın biz yani ilk baştan beri şu vurguyu yapıyoruz. Anne çalışıyor o dönemde, çalışmaya ihtiyacı var. Çocuğunu 60 falan da değil götürüyor. Baba da, o çocuk da babayı istiyor. Babaya gidiyor. Kardeşi var orada ve de babasını daha yakından tanımak, kardeşiyle birlikte olmak, vakit geçirmek istiyor. Ve topu topu 3 aylık bir süreç bu. Yani lakin, kötü bir durum yok anne tarafından ya da teyze tarafından ya da sizin yani tarafınızdan. Yani benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musunuz? Nedir efendim? Yani etraftan ay annesi nasıl vermiş? Sonra Yezden abla, ben hiç tahmin etmiyordum böyle bir şey söyleyeceğini. Poşet gibi getirdiler, verdiler diyor. Öyle bir aile değiliz. Sonra yani ben yıllarca psikoloji okumuş bir insanım. Çocuk ruhundan anlayan bir insanım. İnsan halinden anlayan bir insanım. Sokaktaki çocuğa dahi alıp yardım eden ve onu okuması için ne gerekirse yapan bir kişiyim. 50 sene önceki arkadaşlarıma sorun, deyin ki bu nasıl bir kişiydi diye. Diyecekler ki Nermin Hanım, feda eder böyle bir şey. Nermin Hanım, siz bir öğretmen emeklisi olduğunuzu söylüyorsunuz. Dolayısıyla bazı şeyleri de hani çocukların vücut dilinden, konuşmasından, davranışlarından mutlu mutsuz anlayabilirdiniz. Anladınız mı? Herhangi bir şey hissettiniz mi? Hande'de bir mutsuzluk var mıydı? Hiç belli etmedi. Keşke bir dakika olsa belli etseydi. Keşke. Yani mümkün değil ya. Bu kadar mı olur saklamak, gizlemek? Sadece ve sadece yeğenim şunu söyledi. Dedi ki, teyze dedi, Hande dedi ki dedi, haftaya gelin, ama düşünemiyoruz ki böyle bir şeyi. Hı hı. Haftaya gelin, babam da gelsin, toplayacağım sizi. Biz bir şeyler konuşacağım sizinle. Bu kadar, başka hiçbir şey yok. Şimdi Nermin biz Hanım, haftayı bekliyoruz, düşünün. Ve ben Yezden ablaya çok üzüldüm, çok kırıldım yani. Ben çünkü daha önce birlikteliğimiz oldu. Böyle bir şey yapmaması gerekiyor. Nermin Hanım. Bir babaanne yani. Nermin Hanım, şimdi bu çocuk babaannesine bu kadın beni öldürecek babaanne, korkuyorum. Bir gün bu kadın beni öldürecek demiş tam olarak. Bunu babaannenin ifadelerinde var. Size söylemiyor. Size böyle bir şey söylemedi Hayır, mi? Hayır, kesinlikle öyle bir şey olsa Serap Hanım bırakır mıyım? Bırakır mıyım? Yani babasına göndermezsiniz, ondan alırsınız diye korkup söylememiş midir diyorsunuz? Hayır, zaten dedik yani, olabilir, bilemiyorum. Yaptıklarını bir zaten bilsem. Dedi ki geldi boynuma sarıldı, Nermin'im, Nermin'im dedi, böyle yaptı. Çok korkuyorum dedi, bu kadın beni de öldürecek dedi. Ama söylemiş. Ama söylemiş. Ama keşke çocukları vardıysa niçin bizimle paylaşmadı? Neden babaanne bize söylüyor. Bir nokta da babaanne, yok? Bir dakika, babaanne mi söylüyor? Babaanne size babaanne bunu söylüyor. Bunu bana söylüyor. Ben sizin boynunuzu. Mevlüt'te söyledi. Bana söyledi bunu. Yani o
kalabalık. Ya burada ben size bir şey söyleyeyim mi? Burada babaannenin büyük ihmali var. Yani bu çocuk daha ne söylesin? Bu kadın beni öldürecek demiş, korkuyorum diye. E bu kadının siz kendisi söylüyor. Dün de biliyorsunuz bağlantıda da söyledi, röportajda da söyledi. Bu kadın bize bıçakla saldırıyordu. Daha öncesinde, hatta oğluyla evlenmeden önce bile böyle vakalar olmuş. Oğlu bile korkuyormuş. Sen 12 yaşında, hem de üvey çocuk adı altında olan bir çocuğu öyle bir kadının yanında bırakıyorsun. Ama öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey olabilir mi? Anlayamadım ben. Hem sizi dinliyorum hem şeye bakıyorum. Yani babaanneyi tabii ki kusurlu buluyoruz burada. Tabii ki ihmal etmiş. Evet. Yani başka türlü bir şey olabilir mi? Tanju Bey buyurun. Şimdi, tabii babaanne... Bakın şöyle bir durum var. Nermin Hanım, bir saniye Nermin Hanım. Yani... Babaanne de bu olayı olduktan sonra söylüyor değil mi? Daha önce tabii, söylemiyor. Tabii. O zaman da sanki babaanne ve işte Nezih Bey belki hani bunu bilerek söyletiyorlar babaanneye de olabilir. Yani Şeynaz suçlu hale getirilsin diye. Çünkü ilginç bir şey var. Teyzeyle arkadaş ama teyzeye bunu söylemiyor. Babaanneyle öyle bir arkadaşlığı yok. Babaanneye neden gidip söyledi? Kafama takılan biz o. Şunu düşündük. Anne babada kalmak istiyor ya. Hı-hı. Ben bunu söylersem beni orada bırakmaz, olabilir. Alırlar, olabilir. Olabilir. İki, babaanneye söyleme sebebi hani babaanne de bilsin, belki oğluyla konuşur. Çünkü babasına söyleyemiyor fazla. Bu şeyler de var. Yani belki korkuyordu. Evet, yani babama söylemeyelim gibi annesine söylediği şeyler var. Evet. Handan Hanım ifadeleri var filan. Babaya söylenirse baba da hani kızar ya da gönderir diye düşünüyor. Babaanneye söylüyor. Şimdi böyle bir durumda bu çocuğu orada tutar mısınız? Bir şey daha hatırlatacağım. Buyurun. Kusura bakmasın Yezden abla. Şöyle bir duyum aldım. Dedi ki, o sonradan tabii bunlar söyleniyor. Hande yine senaryo yazıyor diye düşünmüşler. Bakar mısınız? Çünkü çok kapalı bir çocuktu. Yani samimi söylüyorum. Daha orta bire gidiyor. Biz o gece saat 2'ye kadar konuştuk. Ben şaştım kaldım. Ben dedim ki, Hande dedim, sen felsefe mi okudun dedim. Bu soruları bana soruyorsun dedim. Yani sen bu kadar nereden bunları sorabiliyorsun dedim. Böyle bir konuşma da geçti aramızda. Yani babaanne biraz keşke söyleseydi bazı şeyleri. Ne tür sorular soruyordu size? Vallahi felsefeyle ilgili bazı sorular soruyordu. Belki araştırmaları vardı, bir şeyler vardı. Şimdi hatırlayamayacağım ama çok iyi hatırlıyorum ki o gün için. Ya Hande dedim, sen dedim felsefe mi okudun bu yaşta bu kadar dedim. Yani bu soruları soruyorsun dedim. Yaşım daha çok küçük falan dedim ama yemin ediyorum ki hatırlayamıyorum. Ama bu sözümü hatırlıyorum. Ona bunu söyledim. Yani ama orada tabii ki babaannenin ihmali var. Çok büyük ihmal hem de. Çok büyük bir ihmal. Keşke diyorum ki bana diyebilseydi ve o çok iyi biliyordu ki ben ne kadar hassas bir insan. Bu arada oldum. Babaanne bugün bağlanmak istemiyormuş. Tabii ki şu anki konuşmaları izliyor. Sizin... Ama babaanne niye o kadar hırslı, o kadar hani böyle sinirli ne bileyim yani kötüleyerek konuşuyor. Ben hatta oradaki konuşmaları çok yanlış buldum. Sert konuşmalar falan. Yok işte bıraktı gitti, yazlığa gitti bilmem ne. Hayır efendim, ne yazlığa gitti. Peki Nermin Hanım, size teşekkür ederim. Bir şey mi soracaksınız? Ben Hande Hanım'dan da teyit etmek istedim onu ama bu Mevlüt dediğiniz 7'sinde değil mi? Hande'nin ölümünden 7 gün sonra. Nasıl, pardon? Bu babaanne size bu şeyi, yani beni de öldürecek bu kadın dedi ya. Ölüm günü. Mevlüt'te. Yani ölüm günü duada geldiler. Benim evimde okundu çocuğun. Yani yedi gün sonra değil mi yani? Yedisinde ölüm yani. Günüydü. Veya kırkın. Cenazesi kaldırıldı cenaze ve okuma yapıldı. Yani bu kadın beni de öldürecek dedi. Evet, kadın geldi boynuma sarıldı. Dedi ki bu kadın beni de öldürecek dedi. Babaannenin ilk ifadesi. Demek ki daha önceden bir şeyler var aralarında ki bunlar gelmiş. Yani babaanne diyor ki Şehnaz öldürdü Hande'yi dediği şey. Bu kadın beni de öldürecek. Gidip ama kimseye söylemiyor böyle bir şeyi. Çünkü korkuyor. Yani bunu söyleseydi daha önce paylaşsaydı. Çünkü korkuyor. Biz de teşekkür ederim Nermin Hanım. Çünkü babaanne korkuyor. Çünkü kızının yani halanın biz ifadeleri var burada. Diyor ki
Hande'nin ölümünden sonra benim babam ve annem evde işte bıçak bulunduruyorlardı. Kendisi de dün röportajda söyledi. Kapının arkasına dikiş makinesi dayanıyordu vesaire. Zaten korkuyor ama kendine tehdit gelince korkuyor. Torununa gelince korkmuyor yani. Bıçağı inkar ediyor. Sadece bir defa kapı arkasına koydum diyor. Onu da öyle söyle bir defa. Hayır, bu daha çok olmuş efendim. Efendim dün bir babaannem gizli mi? Tanığımız vardı. Gizli tanığımız biliyorsunuz bir gün önce telefona bağlandı ve de bazı iddialarda bulundu. Aynı akşam gitti asayiş şubede ifadesini verdi.